Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla şeytanları Allah'a sığınırım. Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah ne yücedir. Kur'an'ı indiren Cenab-ı Allah ne yücedir. Alemlere bak, bütün dünyaya uyarıcı olsun diye. Değil mi? Evet hocam. Herkese. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Çocuk edinmemiştir. Hazreti İsa Allah'ın oğlu değil. İnşallah hocam. Ona mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş ve belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Altın oranında Kur'an'da Allah açıklamış oluyor. Evet. Her şeyde bir ölçü var. Maşallah hocam. Evet. Hem simetri hem ölçü var. Altın oran var. Bak diyor ki Cenab-ı Allah belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Değil mi? Evet. Atomda ölçü var. Evet. Moleküllerde ölçü var. Her yerde bir ölçü var. Maşallah. Her yerde matematik var maşallah. Maşallah. Dediler ki bu elçiye ne oluyor ki yemek yemekte pazarlarda dolaşmaktadır. Ona kendisiyle birlikte cübbelinin dediğinin aynısını diyorlar bak. Cübbeliyle birebir aynı. Ona kendisiyle birlikte uyarıcı olacak bir melek indirilmesi gerekmez miydi? Evet. Bu Mehdi'dir diye açıkça evet. gösteren bir melek olması gerekmez miydi diyor. Değil mi? Cübbeli evet. böyle diyor. Öyle diyor hocam. Bak buradaki müşrikler ne diyorlar? Ona kendisiyle birlikte, Mehdi'yle veya Peygamber Efendimiz'le birlikte, o devirde peygamberimiz için diyor tabi. Peygamber'e diyorlar, ona kendisiyle birlikte uyarıcı olacak bir melek indirilmesi gerekmez miydi? Yanında geçsin diyorlar peygamberimizin, başının üstüne bir bulut olsun, oradan bir melek sürekli bu peygamberdir desinler diyor. Evet. Cübbeli ne diyor? Mehdi'nin başında bir bulut olsun, o da Mehdi'dir desin diyor. Evet. Cahillik yapma kardeş, cahillik yapma. İnşallah hocam. Oradaki melek görünmeyen melek. İnşallah. Kastedilen melek görünmeyen melek. İnşallah. Peygamberimizin yanında sürekli melekler vardı. Görünüyor muydu? Görünmüyordu hocam. Görünmüyordu tabii evet. ki. Sahabelerin içinde vahiy iniyordu. Peygamberimize vahiy indiğinde boncuk bencuk terliyordu o Allah'ın nuru. O güzeller güzel değil evet. mi? Üstünü örtüyorlardı peygamberimizin vahiy geldiğinde. Evet. Görüyor muydu sahabeler? Görmüyorlardı. Evet. Cebrail üstüne çöküyordu. Evet. Değil mi? Evet hocam. Cibril. İnşallah hocam. Devesinin üstüne ki deve hayvan aşağı çöküyordu ağırlıktan. İnşallah. Cibril'in vahyin ağırlığını hayvanla beraber hayvan aşağı çöküyordu. Bütün sahabeler diyor hepimiz üstüne ağırlık çöküyordu yani böyle. Yani cidden ağırlık, alenen ağırlık. Peygamberimiz kül gibi oluyordu rengi ve buram puram ter döküyordu soğuk havada bile. Evet. Vahyin şiddetinden, İnşallah gücünden. Hocam. İnşallah. Ağırlığından, vahyin ağırlığından. İnşallah hocam. Görünmüyordu melekler. Cibril orada ama görünmüyor. Evet. Diyor ki adam ben göreceğim diyor. Görmek istiyorum diyor. Öyle bir şey yok. İnşallah hocam. Göremezsin. Değil mi? Evet hocam. Peygamberimiz iki kere asliyetiyle görmüştür. İlk gördüğünde zaten bayıldı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsun değil mi Cebrail aleyhisselam ilk yanına asliyetiyle gördü. Asıl haline o kanatlarını açmış olarak heybetiyle görünce görür görmez bayıldı. İnşallah. Ki o kadar şey olmasına rağmen evet. yani çok metanetli bir insan peygamberimiz. Evet. O heybete dayanamadı. Evet hocam. Evet. Cibril'in heybetine, evet. Cebrail'in. Cibril diyor ben görürüm diyor. Sen meleği gördüğünde ne hale gelirsin sana söyleyeyim ben sana. İşte kaldı ki demiştiniz hocam. Yani görse de inanmaz demiştiniz. Ona da ya kardeşim getirdim. Yani inanmaz. Bu kadar 150 tane alamete inanmayan adam ona inanır mı? İnanmaz hocam. İnşallah. E ne diyecek? Bana hipnoz yaptılar diyecek. Evet. Cingir cingir anlatır. İnşallah hocam. Evet. Yani cingir cingir derken böyle hoş bir sesle diyelim Seda ile. Değişik bir üslupla yani. İnşallah. Oturup anlatır. Bana büyü yaptılar diyecektir. Hipnoz yaptılar evet. diyecektir. İnanmazsın sen. İnşallah hocam. Değil mi? Veyahut gören olduğunu düşünen birisi gördü dedi ki ben gördüm. Ey cübbeli başın üstünde melek vardı. Bu kişi işaret etti. Ne diyeceksin adama? Sahtekar yalancı diyeceksin. Evet. Başka ne diyeceksin yani? Yine inanmayacaksın. Evet. Peki inanmayacağın şeyi niye istiyorsun? Değil mi? Evet. Bak Allah bunu reddediyor Cenab-ı Allah. Dediler ki diyor şeytan Allah'sının. Bu elçiye ne oluyor ki yemek yemekte pazarlarda dolaşmaktadır. Nasıl istiyorlar? Yemek yemeyecek. Evet inşallah. Pazarlarda dolaşmayacak.
Mehdi pazarlarda dolaşacak diyor Peygamberimiz. İnşallah. Hatta büyük çarşılarda diyor, bin dükkanlı, evet, bin dükkanlı çarşılarda dolaşacak diyor. Evet. Ama halk onu tanımayacak diyor. O halkı tanıyacak ama halk onu tanımayacak diyor. Evet. Ona kendisiyle birlikte uyarıcı olacak bir melek indirilmesi gerekmez miydi? Demek ki böyle bir şey mümkün değil. Ya da bak Cenab-ı Allah, şeytanı Allah'ın ayete devam ediyor. Ya da kendisine bir hazinenin bırakılması, zengin olmayacak Mehdi. Evet. Oradan da bunalıyorlar. Evet. Zengin olsa yani öyle birini görecek de zengin olacak yani uslup değişir. Veya ürünlerinde yemek olduğu bir bahçesi olması gerekmez miydi? Yani şöyle bir mal mülkü, arazi, geniş bir şey olsun diyorlar. Evet. Zulmedenler dedi ki, siz olsa olsa ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz. Yani akli dengesi yerinde değil diyorlar. Haşa. Evet hocam. Bir bak diyor Allah, Cenab-ı Allah, senin için, Peygamberimize bakıyor ayet, ama Mehdi için de aynı şekildedir. Senin için nasıl örnekler verdiler de böylece saptılar. Yani Kur'an'a, hadisin gerçeğine uygun bir şey söylemeyecekler diyor. Evet. Garip ve anormal ve akılsızca örnekler verecekler diyor. Evet. Ve bak diyor, nasıl sapıyorlar diyor. Cenab-ı Allah bak diyor, hayret edecek bir şey demek ki. O bak, bu hayrete dikkat çekiyorlar. Bir bak diyor. Senin için nasıl örnekler verdiler de böylece saptılar. Artık onlar için hiçbir yol bulamazlar. Artık bak, artık onlar hiçbir yol bulamazlar. Sapıtacaklar diyor. Evet hocam, inşallah. Bulamazlar diyor.